geçmiş olsun Samim. Duyunca hemen geldim. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok hocam. Yani kendisi şu an iyi durumda. Bu durumda moral çok önemlidir Samim. Ben de bu yüzden kitabımın yazdığım kadarını getirdim Zekeriya Bey'e. İyi de hocam. Hani siz daktilo ile yazıyordunuz. Bunlar el yazısı. O daktiloyu kırdım Samim. Yani gereksiz yere hızımı kesiyordu. Hem harflerin yeri çok karışık. El yazısı daha sıcak oluyor. Ancak bu sefer de gece yazdıklarımı sabah okuyamıyorum. Hocam, o zaman buyurun şöyle. Hazır buradayken sizi bir gözcüye gösterelim. Gelin gelin. Gözcü olabilir de bu hastanede dişçi yoktur değil mi Samim? Yok. Yani yüksek ninja bile olsa dişçiden korkuyor bünye. Zekeriya, canım kocacığım benim. Yavrum, bak beni duyuyor musun sen ha? Bir şey söyleyeceğim sana. Bak istersen Ayten diye sayıklayabilirsin Zekeriya ya. Ayten. Bak hiçbir şey demeyeceğim tamam mı? O bir anlık bir kıskançlıktı işte. Ulan Ayten ne de sana da başlayacağım ha. Şurada canımın derdine düşmüşüm. Sen Ayten diye dırdır ediyorsun ya. Ay yaşasın kendine geldi kocacığım. Bir arzun var mı Zekeriya? Haydari istiyorsun Safiye. Akşamki rakıdan da var mı yanında? Hala rakı diyor. Böyle deldirdin o mideyi işte Zekeriya. Dalga geçiyorum lan dalga geçiyorum. Ne yiyeyim şu halimle. Bana bak Safiye. Bir an evvel çıkıp gidelim buradan. Bu Samim salağa yakın diye getirdi ama yani acayip fatura girer burada. Ne de olsa özel hastane ya. Ne yapalım? Sen iyi ol yeter ki Zekeriya. Ya bakacağız artık bir çaresine. Evet, hastamız nasıl bakalım? Ay iyi, kendine geldi biraz. Ay acaba başka bir test tahlil falan yapılacak mı? Ha? Vallahi bilemem. İstediğinizi yaparız. Siz ne isterseniz yaptırın, arzunuz bilir. Nasıl yani biz ne istersek yaptırır? Yani siz ne düşünüyorsunuz? Hani bir daha midesi kanar mı diyorum. Vallahi kanar mı kanamaz mı bilemem. Çünkü ben doktor değilim. Muhasebeciyim. Aa! Sizin birikiminiz nedir yenge? Bunlar sizin mi? Benim ne oldu ki? Hani sonradan ödemelerde problem çıkıyor da o yüzden şey etmiştim. Vallahi çocuk öyle apar topar getirmiş yani. Hani direkten bir para çıkaramayacağız. Ne önemi var, ne önemi var? Senet imzalarız, kredi kartı kabul ederiz. Dolar, euro, bono, oho. Arabanız var mı? Hani sonradan el koymak gerekirse diye söylüyorum. Var, var, var. Dükkan da var. Merak etme. Her şeyimiz var. Bir yere kaçacak değiliz. Estağfurullah efendim. O nasıl söz? Ne demek? Ne demek? Ben öyle bir uğramıştım zaten. Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Her şeyin başı sağlık değil mi? Doktor Bey durumu nasıl? Vallahi hasta kendine geldi ama ben doktor değilim. Muhasebeciyim. Arada böyle hastaları dolanıyorum. Aranızda hasta var mı? Yatın yatın. Bakın bundan ucuz bir hastane bulamazsınız. Üstelik 24 saat açık. ameliyat her şeyi yapıyoruz. Kardeşim madem doktor değilsin neden bizi meşgul ediyorsun ki yani? Siz bilirsiniz gelmişken faydalanın dedim. Hem bu doktorları başka bir yerde bulamazsınız. Ama neyse hocam hazır babam kendine gelmişken gelin içeri girelim hadi. Gelin gelin. Buyurun Zekeriya Bey. Son kitabımın taslak hali. Bitirmeye vaktim olmadı. Dur, hadi, hadi. Buyurun. Hadi, geçmiş olsun. Sağ ol Batur abi. Ben de bunu size getirdim. Ay, Allah kahretsin. Dur kız bir yerine bir şey kaçırdı. Kız az önce onu atmamış mıydık ha? Gene mi çöpten alıp getirdim buraya onu? Bu o değil anne. Dışarıdaki duvardan düştü. Maalesef öyle Gonca Gül teyze. Gel kız gel bakayım otur şöyle. Gel gözü kör olmayacağım. Dur çöp ol. Ya. Ay. Yavaş mısın? Zekeriya'cığım gördün mü bak ne çok sevenimiz varmış canım benim. Ya sağ olsunlar hepiniz sağ olun da. Ya ben buradan bir an evvel gidelim diyorum. Yoksa acayip bir fatura gelecek. Sonsuza kadar burada yatacağız yani. Tamam. Ben kan verdim. Ya apartman dairesine iki tane yatak atıp ondan sonra özel hastane diye yüzlerce para alıyorlar be. Hiç, burası tuhaf zaten. İkide bir indirim anonsu yapıp duruyorlar. Hastanenin içinde döviz büfesiyle kuyumcu bile var. Evet, hastamız nasıl bakalım? İç ancam ağzına.
Bu yüzük işe yaramaz hanımefendi. Siz hasta değildiniz değil mi? İçinizde hasta olmak isteyen var mı? Varsa hemen hasta olsun. Çünkü 100.000. hastamıza %50 indirim var. Bakar mısın? Şu bizim hesabı çıkarsanız da biz buradan gitsek diyorum. Kalsaydınız abi, istediğiniz kadar yatabilirsiniz. Kısıt yok yani. Yalnız birazdan gece tarifesine geçeceğiz. Çift yazar. İsterseniz bugün gidin, yarın gelin. Cumartesileri yataklarda indirim var. Yok istemez ya. Ben bir an önce gideyim. Öleceksem de evimde öleyim. İyiyim ben. Ölürseniz merak etmeyin. Biz hastane bünyesinde sizi aklarız, paklarız. Defin işlemlerini hallederiz. Memleket nereydi? Sinoplu'yuz. 14 vilayete servisimiz var. Cenazeniz yerde kalmaz. Yollarız. Siz ne biçim bir insansınız kardeşim? Bir hastayla böyle konuşulur mu? Bakın siz de hastasınız. Renginiz sararmış, solmuş. Hemen yatın. Yatın. Fiyatta anlaşırız, taksit yaparız, indirim yaparız. Hastanemizin yaptırdığı anahtarlık ve tişörtlerden almak isteyen var mı? Anısı olur. Giyersiniz sıcak. Ya istemez be adam, istemez. Bırak bir an evvel evimize gidelim. Çıkar şu hesabı ya. Hemen çıkarıyorum efendim. Ne vardı sizin? Evet, bir mide kanaması artı bir acil. Bir de bir kadın vardı, Drahşan diye. Ona da ilaç verdik. Sizin hesaba ekliyorum. Evet. Yalnız o kadın çok asabi biri. Çok asabi. Evet. 3 milyar falan tutuyor. Evet. Hoş geldin Fevzi abi. Geç şöyle oturalım. Zekeriya, sen ne yaptın güzelim? Duyar duymaz geldik vallahi. Nasılsın? Korkuttun bizi ya. Hiç unutmam. Zekeriya bir defasında revire çıkmıştı. Postalına taş kaçmış.